bir roman Titanik'in batışını tam 14 yıl önceden nasıl bildi? Bu bir kehanet miydi? Yazarı bir kahin miydi? Titanik, dünyanın en meşhur, en gizemli enkazı. Tarihler 14 Nisan 1912'yi gösterdiğinde, asla batmaz denilen Titanik batmıştı. Facia aradan geçen uzun yıllara rağmen gündemde. Titanik'in batışından tam 14 yıl önce yayınlanan bir kitap ise, facia ile beraber gündeme gelmişti. Yıl 1898 o dönem Morgan Robertson imzasını taşıyan Futility adlı bir roman okurla buluştu. Roman yıllar sonra tüm zamanların en ünlü gemi faciasıyla beraber herkesi şok edecekti. Titanic'in batışı. Çünkü arada ürkütücü benzerlikler vardı. Futility, batmaz olarak bilinen dünyanın en büyük okyanus gemisi Titan'ın Kuzey Atlantik okyanusunu boydan boya geçişini anlatıyordu. Romandaki Titan ile Titanic arasındaki sarsıcı benzerlikler şöyleydi. Roman'daki gemi zamanının en büyük gemisi olarak tanımlanıyor ve Titan olarak adlandırılıyordu. Gemiler neredeyse aynı boyuttaydı. Titanic sadece 25 metre daha uzundu. Her iki gemi de bir buzdağına çarptı ve Nisan ortasında battı. Her ikisi de 20 deniz milinin üzerindeki hızlara sahipti. Binlerce yolcu olmasına rağmen her iki gemi de az filika taşıyordu. Peki bu ürkütücü benzerlik nasıl olabilir? Bir roman 14 yıl önceden Titanic faciasını nasıl bildi? Yazar Robertson çok ileri görüşlü müydü? Bir medyum muydu? Titanik uzmanı Profesör Paul Heyer hayır diyor. Eğer yazarın biyografisine bakmış benzerliklerin çoğunu yazarın biyografisine bağlamıştı. Çünkü Robertson denizcilik hakkında yazan biriydi. Deneyimli bir denizciydi. Gemilerin çok büyüdüğünü ve bu devlerden birinin bir gün bir buzdağına çarpabileceğini düşünmüştü kitap ilk çıktığında mantıksız durumlar, zayıf karakter gelişimi gibi konularda eleştiriler almış ve edebi değerinin olmadığı yorumları yapılmıştı. Titanic batınca işler tersine döndü. Ancak Robertson bir kahin olduğu yorumlarını her zaman reddetti. O şöyle diyecekti, hayır, sadece ne hakkında yazdığımı biliyorum. Hepsi bu.